Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabı var. İslam Ahlakı kitabı var. Mesela Kıyamet ve Ahiret kitabı var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Bunların hepsini telif etmişler, araştırmışlar, yazmışlar kaynaklarıyla. Din nakil dini çünkü. Kitapların da ilgi çekici, siz de zaman zaman bahsediyorsunuz, dikkat çekici bir husus daha var. İşte neredeyse kapaklarına kadar bilgi koymuşlar. Boş bırakmamışlar yani oraları. Kapaktır bu dememişler. Ve istiğfar okuyunuz diye birçok konuda bu şekilde nakilleri var. Yani istiğfar okuyunuz. Hani bazen TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında siz çok sık bahsediyorsunuz. Öyle bir şey ki yani çaya çorbaya limon der gibi. Her şeye, hastalığa, efendim günahlara, tevbenin kabul olmasına falan her şeye için istiğfar diyorsunuz. Siz de bunu naklediyorsunuz yani. Bunu anlatabilir misiniz bugün? Yani hakikaten bu doğru mudur? Yani her şeye istiğfar yeterli mi veya geçerli mi? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel açıklamışlar ve nakletmişler ki, mesela Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi, işte o Tam İlmihal'de de, o İslam Ahlakı kitabında da sık sık nakiller yapılıyor. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi, istiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim. Bunu her şeyin sahibi buyuruyor Allah-u Teala. İstiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyor ki, Allah-u Teala'dan yardım isteyen, Allah-u Teala kendisine iman eden emirlerini yerine getirene yardım eder. Emirlerini yerine getirene yardım eder. Ya Rabbi ben şunları öldüreceğim, bana yardım et. Olmaz o. Ben bu evleri soyacağım, ya Rabbi bu ev bana yardım et. Olmaz o. Olmaz o. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki, hasta mısın? Yani bu ayet-i kerimeyi zikrediyor mesela Muhammed Mansur Kutsu Sözleri. Hasta mısın buyurdu. Bir hadis-i şerif nakletmiş orada. Hasta mısın? İstiğfar oku. Doktor ilaç. Bir dakika oraya bekle. Ondan sonra derdin mi var? İstiğfar oku. Borcun mu var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Ve ondan sonra istiğfar okumak her derde devadır. Fakat ondan sonra da buyuruyor ki bu zat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün kalbime envar-ı ilahi, envar kelimesi nur kelimesinin çoğuludur. Envar-ı ilahinin gelmesine, yani ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bunun zahir olması, gitmesi için her gün 70 defa istiğfar ediyor mu buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz. Evet, Peygamber 70 defa istiğfar okuyorum. Ve Muhammed Masum Hazretleri de buyuruyor ki biz de Resulullah Efendimiz'e uyarak her gün 5 vakit namazda ayet-i kürsüyü okumadan önce 3 defa Estağfurullahil azim ellezî lâ ilâhe illâhü vel hayyul kayyûm etûb ile okuyoruz 3 defa. Namaz bitiyor, dua ediyoruz. Duadan sonra da 67 defa Estağfurullah, 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 Estağfurullah diyorum. 70'e tamamlıyorum. Yani 5 vakitte 5, 7, 35, 350 ediyor. Tamam mı? Her gün en azından. Peygamber Efendimiz bu sünnetine uymak için. Fakat bu zat buyuruyor ki bu istiğfarın faydalı olabilmesi için dille kalbin aynı anda birleşmesi lazım. Dil söylerken kalbinde buna iştirak etmesi lazım. Onun için de buyuruyor Muhammed Masum Kutsi Suru. Bizim gibiler her gün bunu 700 defa söylemesi lazım. Onun bir yerde hasıl olabilmesi için evet. En azından. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri kendisi için. 700 demiş mübarek. Biz ne olacak? 7000, 70000. Söyler kalple birleşir. O anda o kayda geçer. Buyuruluyor. Kayda geçer. Bunun için de buyuruyor ki bunun hasıl olabilmesi için önce bir sadaka ver. Çünkü sadaka Allah-u Teala merhametini harekete geçirir. Yapacağım bir şeyi, söyleyeceğim bir şeyi indi ilahide kabul olması için harekete geçirmen gerekiyor.
harekete geçirmen gerekiyor. Şimdi bu Evliyanın sıfırlarında falan o zatın hayatı anlatıyor. Mısır'da evliya bir zat var. Kıtlık şey olmuş, yağmur yağmıyor falan, hayvanlar susuzluktan, insanlar inliyor falan. Herkes şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. En sonunda demişler ki ya bu zat da bir de ona soralım. Geliyorlar, diyorlar ki böyle böyle. Peki diyor, camide toplanın, toplanıyorlar. Şimdi diyor, herkes ceplerini boşalsın. Fazla olan elbiselerini yılsın buraya diyor. Çaresiz paralarını çağır. Ondan sonra birisini vekil edin diyor, bunlar fakirlere dağıtsın gelsin. Fakirlere dağıtıyor. Şimdi diyor, tekrar çıkın, yeni bir abdest alın gelin. İstiğfar okutturuyor, tövbe ettiriyor. Açın şimdi elleri diyor. Hep beraber dua ediyorlar. Daha oradan ayrılmadan yağmur yağmaya başlıyor. Yağmur yağmaya başlıyor. Bir kere o sadaka harekete geçirir. Ondan sonra sen diyorsun ki ya Rabbi, ben özür dilerim, biraz kaba tabirle halt ettim. Yanlış ettim. Senin emirlerini tersini yaptım. Günah işledim, yalan söyledim, gıybet ettim, zina ettim, içki içtim. Namazda gevşeklik ettim. Namaz kılmamak çok büyük günah. Bazıları diyor ki namaz kıldım, sevap kılmazsam bir şey. Değil öyle. Kılmamak çok büyük günah. Onu kaza etmedikçe onun azabı artar buyuruluyor. Mahşer günü de önüne çıkaracaklar tabii. Bunun için kaza ettikten sonra bile tövbe istiğfar etmek lazım o şey için. Geciktirildiği için. Kazası geciktirildiği için. Sadaka verdin, ondan sonra tövbe istiğfar ettin. Tövbe istiğfar ettin. Allah Teala ondan sonra senin duana icabet eder. Şimdi naklettiğimiz hadis-i şerifte efendim hastaya da. Biz Türkiye Gazetesi'ne bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir mektubundan alarak işte kalbin şifası hani istiğfardır. Başlığıyla bir yazı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözlerini alarak bildirdik. Bir dinsiz bir gazete de bunu almış. Gerici bir gazete diyor, kalbin tedavisi için diyor, istiğfar diyor. Kalbin tedavisi için. Kalp doktoruna gitmeyin. Gitmeyin. İstiğfar edin. Kalbin ne olduğunu bilmiyor. Kalpten kastı onun yürek tabii. Yürek tabii. Onu anlamış. Onu anlamış. Ya insan onu yazmadan önce bir araştırır, bir sorar değil mi? Böyle cahilliğin açığa çıkacak. Tam gericiler yani. Başkasına gerici derken hakikaten tam gericiler bunlar. Allah Teala hidayet nasip etsin de. Şimdi hasta olan istiğfar okursa ne olur? Şimdi Mustafa Bey kendin de aynı şekilde sağlık kolejinden mezun olma sebebiyle daha iyi biliyorsun. Şimdi bazen vatandaş diyor ki işte ben diyor işte falan doktora gittim diyor. Çok iyi doktor, sana da tavsiye ederim. O gidiyor. Ya diyor, tavsiye ettiğin doktora hiçbir işe yaramadı. Verdiği ilaçlar bana fayda olmadı. Şimdi bak. O doktor gerçekten aynı şekilde doktorluğunu yapıyordur, hekimliğini yapıyordur. Amenna. O A şahsının şifasını Cenab-ı Hak o doktor eliyle yarattı. Mesela Eyüp Sünnet talimlerini kitaplar okunsa böyle sözler de söylenmez. Ama o B şahsının şifası o doktorda değil. Başka yerde. Başka bir doktorda. Evet. Başka bir doktorda veya başka bir ilaçta. Başka bir şeyde veya. Veya başka bir şeyde. Evet. İstiğfar okuyunca o kolaylaşıyor biliyor musun? Aa diyorsun ben falana gittim ama senin diyor anlattığın dedi. Sen falana git. Oraya gidiyor. Ya hay Allah razı olsun. Tam isabet oldu. Gittim. O doktorun verdiği ilaç da bana iyi geldi. İyi oldum. Sana da teşekkür ederim diyor. Hmm. Sen sadece vesile oldun. Niye hatırlattın? Evet. Allah-u Teala yolunu açıyor yani. Ha, yolunu açıyor. Yolunu açıyor. Veyahut da hani demin dediniz ya başka bir şeyden de Cenab-ı Hak şifa gönderecek. Ya diyorsun birisi geliyor. Ben diyor rahatsızlandım. Böyle böyle işte bir şey var. Bitkisel bir karışım var. Ben de onlar yaptım iyi oldu falan. Yapıyor, iyi oluyor. Yani önüne çıkartıyor mu? Evet, önüne çıkartıyor. Efendim yoldasın, oturdun istiğfar okuyorsun. Yolunu kaybettin. Ya bir şey çıkıyor aynı şekilde senin yolunu düzeltiyor. Yani Allah-u Teala kaderi mutlaktır. Nerede olursan ol imdad eder mi? İmdad eder. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki eğer senin tövbenin kabul olmasını istiyorsan, duanın kabul olmasını istiyorsan haram lokma yemeyeceksin ve samimi olacaksın. Ve yaptığın hataları, kusurlar içinde Allah-u Teala'dan özür dileyeceksin. İstiğfar özür dilemek mi? Evet, özür dilemek. Manası o yani. Zaten estağfurullah demek, ya Rabbi ben hata ettim, özür dilerim, ben affet demektir diye geniş geniş açıklamışlar. Evet. Sadece estağfurullah demek veya estağfurullah min külli ma kerihallah demek mi lazım? Şimdi bir de onun uzun bir duası var. İstiğfar herhalde. Duası diye geçen estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh. Bu istiğfar duasıdır. İstiğfar
sizin de ifade ettiğiniz gibi estağfurullah demek veya estağfurullah min külli ma kerihallah. Min külli ma kerihallah. Yani Allah-u Teala'nın kerih gördüğü, uygun görmediği ne varsa ben hepsinden pişman oldum, özür dilerim, tövbe ettim demek. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki tövbeniz samimi olsun. Tavuğun yemediği gibi olmasın buyuruyor. Tavuğun tövbesine benzemesin. Tavuk necasetin içinden daraları alır, sonra kakasını siler. Bir daha yapmayacağım diye iki dakika sonra görür, bir daha girer falan. Yani öyle olmasın buyuruyor. Dolayısıyla günahına pişman olmayıp diliyle istiğfar eden günahından devam edicidir. Rabbi ile alay etmektedir. Bu da hadis-i şerif. Bunu da unutmamalı. Samimi yani. Tabii olacak. Tabii. Hatta Lokman Hekim de oğluna şey yaparken, oğlum tövbeyi yarına bırakma çünkü ölüm ansın gelip yakalayabilir. İmam Mücahit Hazretleri de her sabah ve akşam tövbe etmeyen, istiğfar etmeyen kimse kendine zulmeder buyurmuşlardır. Dolayısıyla tövbe her şeyin anahtarı mı? İstiğfar her şeyin anahtarı mı? Evet, anahtarıdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız istiğfar etmenin faydalarını anlattı bize. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şu üç kişinin hasmıyım. 1- Benim adımı anarak söz verip sözünden dönen. 2- Hür insanı köle diye satan. 3- İşçinin ücretini vermeyen. Süluku tamamlamayan meczuplar, süluksuz ve nefsini tezkiye etmeksizin kalp makamından geçip kalbin sahibine varamazlar. Sima, raks ve sayha, bağırma ve ızdırap ve bunların emsali bu nev görünen işler, haller ve görünen zevkler, görünen haller, batındaki hallere nispet ile bilinenin bilinmeyene nispeti hükmündedir. Sima ve raks, leh ve laba dahildir. Sima, raks ve zikri cehri, tarikatte sonradan ihdas edilmiş bid'attir. Sima ve vecd, bir cemaat için, İbnül Vakt olanlar için faide verebilir. Onlar İbnül Vakt'dirler. Tecelliyat-ı sıfatiyye makamında bir sıfattan bir sıfata geçerler. Bir zaman kabzda, bir zaman bastadırlar. Erbab-ı kulüpdurlar. Halbuki zatın tecellisine kavuşanlar kalp makamından kurtulup kalbin sahibine ulaşmışlardır. Bunlar sima ve vecde muhtaç değildirler. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Onlar
rahmetullahi aleyh, ikinci cildin 68. mektubunda buyuruyor ki, hadis-i şerifte, yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfrü ve kâfirlik yapılmadıkça, Hazreti Mehdi gelmez buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki, Hazreti Mehdi çıkmadan evvel, küfür ve kâfirlik her tarafa yayılacak, İslam ve Müslümanlar garip olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda Müslümanların garip olacaklarına haber vermiş ve herç, fitne zamanında yapılan ibadet, Mekke'den Medine'ye benim yanıma hicret etmek gibidir buyurmuştur. İbadetlerin en kıymetlisi ve makbul olunanı, fitnelerin yayıldığı zamanlarda yapılanlardır. Kıyamet günü makbul olanlardan, kurtulanlardan olmak istiyorsanız, Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği iyi işleri yapınız. Sünnet-i seniyyeye, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sarılınız. Bu yola uymayan hiçbir şey yapmayınız. Eshab-ı Kehf rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn, her tarafı fitne kapladığı zaman bir hicret yapmakla yüksek dereceye kavuştular. Siz Muhammed aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Ümmetlerin en iyisi olan ümmettensiniz. Ömrünüzü lehv ve lab ile, yani oyun ve eğlence ile ziyan etmeyiniz. Çocuklar gibi top oynamakla vaktinizi elden kaçırmayınız. Yavrum, fitnelerin yayıldığı, fesatların çoğaldığı zamanlar, tövbe ve istiğfar zamanıdır. Kenara çekilmeli, fitnelere karışmamalıdır. Mektubattan tercüme tamam oldu. Müslümanlar, Mevdudi ve Seyyid Kutup gibi mezhepsizlerin, sapıkların, din cahillerinin isyana teşvik eden, fitneyi körükleyen, zararlı, uydurma tefsirlerine, kitaplarına aldanmamalıdır. Cihat, devletin, ordunun, düşmanlarla, kâfirlerle, sapıklarla harp etmesi demektir. Müslüman devlet olsun, kâfir devlet olsun, adil olsun, zalim olsun, kendi devletine isyan etmeye, vatandaş kanı dökmeye, birbirine saldırmaya cihat denmez. Fitne fesat çıkarmak denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fitne çıkarana Allah lanet etsin buyurdu. Müslümanlar, devlete karşı isyan etmez. Fitneye, isyana karışmaz. Kanunlara karşı gelmez. Ehl-i sünnet alimleri siyasete karışmamış, hükümette vazife almamış, yazılarıyla, sözleriyle hükümet adamlarına nasihat vermişler, onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan. Allahü Teala'nın arslanı, sevgili peygamberimizin 4. halifesi Hazreti Ali radıyallahu anh. İlk Müslüman çocuk, büyük yardımcı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ali'ye muhabbet bana muhabbettir. Bana muhabbet Allahü Teala'ya muhabbettir. Ali'ye düşmanlık bana düşmanlıktır. Bana düşmanlık ise Allahü Teala'ya düşmanlıktır. Hazreti Ali kerramallahu veceh, alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Nuh aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olur buyurdukları Ehl-i Beyt'in birincisi, Resulullah'ın 4. halifesi ve damadı, cennetle müjdelenen 10 kişinin 4.'sü, ilk Müslüman olanların 3.'südür. Efendimiz aleyhisselamın kimleri önce İslamiyete davet edeceği konusunda nazil olan Şuara suresi 214. ayetinde ilk emir şöyle olacaktır: Cenab-ı Hak
mealen şöyle buyurur Kur'an-ı Azimüşşan'da Habibine: En yakın hısımlarını, akrabanı Allahü Teala'nın emirlerini duyurma konusunda, öğretme konusunda ikaz et. Onlara akıbetlerini bildir. Şeklinde emir buyurunca Efendimiz Aleyhisselam akrabasını toplar. Onları dini İslam'a davet ederler. Fakat Ebu Leheb olmadık hakaretler ve sözler sarf eder. Ebu Leheb'in kendisi gibi bütün akrabalarını da ebedi felakete davet eden bu alçakça sözleriyle oradakiler kalkar ve giderler. İşte burada da hakaretler ve tehditler savuran akrabanın arasında Efendimiz Aleyhisselam'ı hakkıyla savunan ve yanında olan yine Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Davet yarım kalmış, Efendimiz Aleyhisselam emredilen yakın akrabayı davet işini yapamamıştır. Kısa bir zaman sonra Resulullah Aleyhisselam tekrar Hazreti Ali'yi çağırır. Evet, yakın akraba tekrar davet edilecektir. Davete icabet eden Efendimiz Aleyhisselam'ın yakın akrabaları toplanırlar. Kendisini dinleyen akrabalarını Allahü Teala'nın emrine binaen dini İslam'a davet ederler. Buyururlar ki: Sizi bir olan ve ondan başka ilah olmayan Allahü Teala'ya iman etmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki ben size ve bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizler uykuya daldığınız gibi ölecek, uykudan uyandığınız gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığı olarak mükafat görecek, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunlar ya cennette ebedi kalmak veya cehennemde ebedi kalmaktır. İnsanlardan ahiret azabıyla ilk korkuttuğum sizlersiniz. Kısa bir sessizlikten sonra o hep Efendimiz Aleyhisselam'ı koruyup kollamış olan Ebu Talip olumlu konuşur. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın ondan beklediği cevap bu değildir. Ebedi azaplara düçar olmaması için Ebu Talib'in beklenen kelimeyi, kelimelerin en üstününü söylemesi lazımdır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fakat maalesef Ebu Talib o beklenen cevabı vermeyince Efendimiz pek üzülürler. Çünkü Ebu Talib buna hazır olmadığını, böyle bir şey yapamayacağını nazik bir dille söylemiştir. Bu arada herkes ilk davette demediğini bırakmayan Ebu Leheb'in ne söyleyeceğini merak etmektedir. Ruhunu şeytana satmış bir insandan beklendiği üzere şöyle der Ebu Leheb: Ey Abdülmuttalib oğulları! Buna inanmayın. Bunu durdurun. Mani olun. Onun söylediklerini kabul etmek, zilleti, hakareti kabul etmektir. Sonra kendi akrabalarını, davetli olduğu bir evde küstahça tehdit etme cüretinde bile bulunur. Onu korumaya çalışırsanız hepiniz öldürülürsünüz. Bu tehdit, bardağa taşınan son damladır. Kadın olmasına rağmen, Efendimiz Aleyhisselam'ın halası cesurca kardeşi Ebu Leheb'e karşı koyar. Yemin ederim ki ey Ebu Leheb, sen de iyi biliyorsun ki bütün alimlerin beklediği ve zamanının geldiğini söyledikleri peygamber işte senin yeğenindir. Sen bunu inkar etmek yanında bir de akraban olduğu halde alçakça düşmanlık yaparsın. Ebu Leheb hakaret dolu konuşmalarına devam ederken Ebu Talip dayanamaz daha fazla ve kardeşini sert bir dille ikaz ederek onun az önce savurduğu tehditlere karşı cesurane bir çıkış yapar. Efendimiz Aleyhisselam'a onun yanında olduklarını, gerekirse canlarını ortaya koyarak onu koruyacakları sözünü verir. Efendimiz Aleyhisselam onları dini İslam'ı kabul etmeleri için çağırmış ve davetini de yapmıştır.
Yemek sonrası yaptıkları daveti tekrarlayarak asıl konuya geri dönerler. Akrabalarına hayale gelmez, bir anına bile tahammül edilemeyecek gazab-ı ilahiden kurtarmak için pek güzel bir şekilde şöyle tekrarlarlar davetlerini. Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine hiç kimse getirmemiştir. Ben sizi söylemesi kolay, mizanda ağır gelen iki kelimeyi söylemeye davet ediyorum. O da şudur ki, Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Sizlere olan bu hak dine davetim, Allahü Teala'nın bana emrettiği bir husustur. Kısa bir duraklamadan sonra Efendimiz aleyhisselam kendisini dinleyen akrabalarına şöyle sorarlar. Şimdi kim benim davetimi kabul edip bu yolda bana yardımcı olur? Fakat akrabaları sorunun muhatabı kendileri değilmiş gibi ne bir söz söyler ne de bir imada bulunurlar. Efendimiz aleyhisselam aynı soruyu tekrar sorarlar. Yine sükût. Tekrar sorarlar. Onlar yine sükût ederler. Fakat bir kişi hariç. Bu kimse yaşça hepsinden küçük olan Hazreti Ali'den başkası değildir. O yaşından beklenmeyen bir olgunlukla bütün akrabalarını karşısına almak pahasına Efendimiz aleyhisselama döner ve ''Ya Resûlallah, ben buradakilerin yaşça en küçüğü olsam da sana yardımcı olurum.'' diye arslanlar gibi kükrer. Onun bu cesareti ve bağlılığı karşısında hepsi bir sebep arar fakat bulamazlar. Çünkü kıyas yapabilecek, hakikati görebilecek basiret yoktur onlarda. Efendimiz aleyhisselam pek üzgün bir şekilde Hazreti Ali'nin elinden sıkıca ve muhabbetle tutar ve ayrılırlar oradan. Bu, Hazreti Ali'nin çocukluğundaki kahramanlıklarından ve üstün hallerinden sadece biri olarak geçer tarihlere. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse, abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara su zarar verirse merhemin üstü yıkanır.
buna da zarar verirse yara meshedilir. Bu da zarar verirse sargı meshedilir. Bu da zarar verirse başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadis-i şerifi farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncüyü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Muradiye Külliyesi'ndeki 12 tane türbeden en zinetlisi, en süslüsü olan Cem Sultan Türbesi'nden bahsedeceğim. Burada da restorasyon yüze yüze kuyruğuna gelmiş, kapıya kadar yanaşmış, bir de tavanın kalem işleri kalmış ama iskele kurulu. Biz burada 15 dakikalık bir çekim yapacağız diye iskelenizi sökün kardeşim desek, bu tabii akla yakın bir olay değil. Bulduğumuzda yetineceğimizi söyledik. Sizlerin sabırlarına güvenerek bunu söyledik. İsterdik ki içini gösterelim. Ben 4 senedir bunu sabırla bekliyorum. Hatta 5. seneye döndü. Tam bitecek derken, tabii devletin ayırdığı ödenekler kısıtlı olduğu için zaman zaman böyle sıkıntılar olabiliyor. Ama Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çok önemli katkısıyla burada güzel bir restorasyon seferberliği başlatılmış. Allah razı olsun. Türbelerden birbirine giderken bile Arnavut kaldırımlarından yürüyorduk, makadam kaldırımlarından yürüyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki hepsinin ziyaretine gelen kimse ayağı hiç çamura, yaşa değmeden
Buralar böyle çiçek gibi olmuş, tıkır 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 bir baştan giriyor, hepsini ziyaret edip çıkıyor. Tarihi çevre işte böyle kurtulur. Onun için ilgilerine buradan huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Cem Sultan, bahtsız desem bahtsızlık yakışmaz. Doğru değil bize bunu söylemek. Bahtı böyle gelmiş. Kaderi buymuş. Belki de Cem Sultan, Sultan Bayezid Han'ın yerine geçseydi, diyor bir İtalyan tarihçi, o zaman vay bizim Hristiyanların haline diyor. Yani öyle bir olurdu ki Avrupa'da kimse kafasını kaldıramazdı Cem Sultan padişah olsaydı. Ama olamamış, denk gelmemiş. Aracılar göndermiş ağabeyine, işte gel bu devleti ikiye ayıralım. Şimdi kusura bakmayın, böyle bir ayırma bir akıl kârı olmasa gerek. Yani devletteki bölünme, sonradan kesip de bir karpuzu, ondan sonra o karpuzu yapıştıralım, tek karpuz olsun. Hiç gördünüz mü efendim? Devlet bölünmesi bunun da ötesinde. Ne diyor Kanuni Sultan Süleyman Han? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ama devam ediyor. Saltanat dedikleri bir kuru kavgaymış. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi, birlik gibi. İşte Bayezid Han, Sultan II. Bayezid Han dinimizin emrettiği bölünmeyiniz, birleşiniz emrine uyarak öz kardeşte bu konuda hayır dedi. Üstüne gitmedi. Asker göndermedi. Ama sana da hayır dedi. Fakat o mübarek insan, burada türbesinin önünde konuşuyoruz, bunlarla iktifa etmedi. Mısır Sultanı'na gitti ki Mısır Sultanı İran Safevileriyle içli dışlı bir hayat yaşıyordu. Birbirlerini hep destekliyorlardı. İkisi de Osmanlı'nın muhalifiydi. Hatta düşmanıydı. Gidip de Osmanlı'nın düşmanına, Osmanlı'ya padişah olmak isteyen yalvarır yakarır da kendisi başa geçerse bu sefer o Mısır Sultanı'na boynu eğri kalmaz mı? İnsanın 3 kuruş borcu olsa boynu eğri olur. Devletin işte 1 milyar dolar borcu olsa boynu eğri olur. Bu borç bir de taht borcuysa, saltanat borcuysa elbette ki çok sıkıntılar doğar. Cem Sultan Mısır'dan bir netice alamadı. Hacca gitti geldi, tekrar Mısır'a geldi. Derken bu işin hala peşini bırakmadı, Antalya'ya geldi. Niyeti Antalya'dan Gelibolu'ya çıkmak, deniz yoluyla Gelibolu'ya çıkmak ve Balkanlar'da bir devletçik kurmak. Yani devleti bölmek idi. Ama neyle gidecek? Bir Osmanlı gemisini kiralayıp da gidecek hali yoktu, anında yakalanırdı. Bunun için maalesef Rodos'taki tapınak şövalyelerine haber gönderdi. Beni buradan Gelibolu'ya çıkarır mısınız? Aman paşam, ne demek? Emriniz olur. Biz sizin yolunuza halı oluruz. Diyerek avladılar. Ve hatta yakınındaki ketüdası Frenk Süleyman Bey dedi ki, padişahım, sultanım, bu Frenklere güvenilmez. Ben bunların dilini biliyorum. Huyunu biliyorum. Ne olur siz bu konuda bunlara kanmayın. Bu sözlerine gitmeyin. Başka bir yol bulalım dediyse de yok yok dedi. Bana yapamazlar onlar dedi. Ve Rodos'a gitti. Hadi beni Gelibolu'ya götürün. Aman efendim, sizin gibi misafiri biz böyle yedirip içirmeden ağırlamadan gidebilir miyiz? Diyerek onu epeyce gün oyaladılar. Şimdi ben şöyle bir yerimi değiştireyim de ondan sonra size gerisini hikayenin birazcık burada anlatmaya çalışacağım. Ama bundan önce şöyle şu kapıyı da bir görünüz. Çok güzel bir kapı. Gene kündekari tekniğiyle, yani geçme tekniğiyle, çocukların Lego oyunları var ya efendim, onlar gibi birbirine geçmeyle yapılmış. Tabii bazı parçaları düşmüş.
ve daha restorasyon bakımına alınmamış bu kapı, hiç alınmamış. İçerideki bütün duvarları kamilen çinili ve yazılı. O kadar güzel hale getirilmiş ki, yani şu iskeleler keşke çıksa da o çinilerden bir metrekaresini size gösterebilseydim. İnşallah siz ziyarete geldiğinizde görürsünüz. Hiç olmazsa bu kadar bilgi aldınız efendim. Orada yendi işte, ondan sonra unuttular sözlerini. Neydi, sizi ne yapacaktık, nereye götürecektik falan. Allah Allah, dedik ya işte Gelibolu'ya gidecektik. Hayır. Rodos şövalyesi olan Grand Seigneur, yani o şövalyelerin başı, ki bu tapınak şövalyeleri hac yolunda Balkanlardan gelen Müslümanların gemilerini, Anadolu'dan gelen Müslümanların haca giden gemilerini durdururlar, soyarlar, insanlarını esir alırlar, konaklarında işçi çalıştırırlardı. Uşak yaparlardı. Hanımları evlerinde temizlikçi olurdu. Bu adamlara sığınmak akıl kârı değildi ki efendim. Bu belliydi. Hele Cem Sultan gibi kültürlü birisi taht uğruna bunu yapmamalıydı. Demek ki basireti bağlandı veya başına gelecek varmış. Ve 5 sene diyar-ı gurbette Pirene dağlarındaki, Alt dağlarındaki, efendim oradaki korsan yuvalarında saklandılar. Yani Hristiyanlar sakladı. Papa Fransızlara sattı. Fransızlar Papa'ya sattılar. Rodos şövalyeleri Papa'ya sattılar. Böylece elden ele bir haraç meta haline geldi. Bu arada bu haracı nereden veriyordu Papa? II. Bayezid'e diyordu ki, bak ha kardeşin elimde. Ya şu kadar haraç gönderirsin ya da ben bu kardeşini vermem. Yani onlar Rodos şövalyelerine verdiği parayı Osmanlı'dan misli misliyle aldılar. İnsan ticareti yaptılar efendim. Bugün hiç kimseye laf etmesinler. İnsan ticaretini yapan papalıktır. Başlatan da papalıktır. Dolayısıyla Cem Sultan oralarda 5 sene süründükten sonra bir gün aniden rahatsızlandı, tıraş olduktan sonra meğer usturasına zehir bulaştırılmış. Bu zehirde tofana zehiri. Bunu da dünyada çok az kişi biliyor. Papa seçilenler biliyorlar. Papa'nın tarifiyle usturasına bu zehir sürüldü ve kafası gözü şişerek, boyunları şişerek, nefes borusu tabii o şişkilerin arasında nefes alamaz oldu ve o haliyle şehit oldu. 4 senede cenazesini vermediler efendim. Cem Sultan'ın 4 sene orada ketüdası, başındaki sarığının bezini kefen yaptı. Ve cenaze namazını hemen gizlice orada kıldılar gasettikten sonra. Ve kefenleyip orada bulundurdular. Bozulmayacak bir şekilde tahnit ettiler. Avrupa illa haraç istiyor her sene. Gönder, gönder, gönder. En sonunda 2. Bayezid ağabeyi dedi ki, ya gönderirsiniz cenazeyi ya da ordumu aldım geliyorum. Arnavutluk üzerinden tepenize çökeceğim. Otranto'dan geçecekti. Yani babasının asker geçirdiği yerden geçecekti. O yolu biliyordu çünkü. Oralara çok gitti 2. Bayezid padişahlığı sırasında. Bunun üzerine korktular da cenazeyi gönderdiler. Bu cenazeyle beraber bazı hatıra eşyalarını da gönderdiler. Onlardan birisi de papağanıydı efendim. Papağana o ketüdası Cem Sultan vefat ettikten sonra evvela Cem Sultan dil öğretmiş ona. Yensurallahu Teala Cem Sultan diye ötmeyi öğretmiş. Papağan böyle arada guguruk ediyormuş efendim. Allah sana yardım etsin manasına. Sonra vefatından sonra da ketüdası Rahmetullahu Teala Cem Sultan kelimesini öğretmiş. Papağanla beraber diğer sarığını, cübbesini, neleri varsa hatıra, teberrük eşyasını getirmişler. 2. Bayezid Han'ın önüne koymuşlar. Papağan başlamış ötmeye. Rahmetullahi Teala Cem Sultan diye. Tabii 2. Bayezid Han ağlamış ama ne yapsın? Söz dinlemeyen bir kardeş ve büyük tehlikeler açmış, büyük masraflar etmiş. Bu sıkıntı da Osmanlı'nın başından gitmiştir. Ondan sonra getirildi buraya. Alaaddin Bey'in türbesine evvela defnedildi. Ondan sonra da buraya Cem Sultan'ın türbesi yapılınca buraya defnedildi. Yanında da Cem Sultan'ın
büyük ağabeyisi olan Mustafa'nın kabri var. Mustafa'nın iki çocuğu Abdullah ve Alemşah'ın da kabirleri buradadır. Şimdi hemen bu Cem Sultan Türbesi'nin yanında Mükrime Hatun Türbesi var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi. Onu da şöyle bir kapıdan size bir göstereyim efendim. Kısa bir süremiz kaldı. Fatih'in ilk eşi Mükrime Hatun Türbesi'nin önündeyiz. Bu Dülkadir oğullarındandı. Yani Maraş'taki Dülkadir oğullarıyla Osmanlı hanedanı akrabadır. Hani bazıları diyorlar ki padişahlar hep yabancı kadınlardan evlenmiş, yabancı memleketlerden evlenmiş, Türklerle hiç evlenmemiş, Türklere tenezzül etmemiş, Osmanlı Sultanı'nda kökü Türk değildir. E insaf et be kardeşim. İşte 7. padişahın ilk eşi Mükrime Hatun Dülkadir oğullarından. Ve bu Dülkadir oğulları ne kadar sıkıntı çekseler de, İran Şahı, Şah İsmail bunlara ne kadar zulmetmişse de Osmanlı'ya sadık kalmaktan hiçbir zaman ayrılmadılar. İşte bu hanımefendinin türbesi de bugün restore edilenlerden, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın restorasyon çalışmaları içerisinde bu da restore ediliyor. İçerisi olduğu gibi iskele kurulu, kapıya kadar gelmiş bunun da restoresi. Allah alem, yani biz seneye gelseydik ömrümüz olsa da bunların hepsini herhalde tamamlanmış görecektik ama nasip böyleymiş. Biz de buna peki dedik. Kapısı gayet güzel, geçme kapı ve orijinal. 1517'de defnedildi bu hanımcağız buraya. 1517'nin kapısı şu gördüğünüz. Restore olunca ne olacak? Bunlar aynen kalacak. Eksikleri varsa onları tamamlayacaklar. Restore bu demek. Yeni yerine naylondan bir şeyler yapılacak manasını anlamayalım. Kapısı iki taraftan mermer söveleri var ve üstteki kilit taşı da, kilit taşlı kemeri de fevkalade güzel bir şekilde. Size de bunları gösterdikten sonra burada kimler medfun onlara da söyleyeyim. Belki gençlerden takip edenler vardır, araştırma konusudur. Tezlerle bunları yazabilirler. Bizim programımızı birkaç defa tekraren dinlerlerse olabilir. Mükrime Hatun'dan başka burada 2. Bayezid Han'ın oğlu Şehzade Korkut. Malum 3 oğlu vardı. Ahmet, Korkut ve Selim. Selim padişah oldu en küçükleri. Korkut onun abiydi. Ahmet de onun abiydi. Şehzade Korkut burada. Şehzade Alemşah'ın kızı Fatma Sultan burada 1522'de vefat etmiş. Bu 1517'de vefat edince buraya türbe yapılmış. Ondan sonra da sülaleden bunlar buraya defnedilmişler. Allah-u Teala onlara rahmet eylesin. Biz de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.